Selamlar herkese. Hançer ben. Yeni ve şahane bir seriyle karşınızdayım arkadaşlar. Subnautica, hayatımda oynadığım en keyifli survival ve crafting oyunu olabilir. Bundan 5 yıl önce bitirmiştim yaklaşık. O zamanlar ufak tefek bir laptopum vardı. Küçücük ekranıyla en dandik ayarlarda oynamıştım. Ona rağmen aşık olmuştum bu oyuna. Aradan yıllar geçti. Şimdi 10 numara bir bilgisayarım var, kocaman bir ekranım. Ayarları fullledik ve şahane takipçilerim var. Bu seriye bir kez daha adım atacağım. Bu oyuna bir kez daha aşık olacağım. Bakalım. Serinin ilk bölümü olduğu için bir beğeni bırakıp destek yorumu yapabilirsiniz. Kanala yeniyseniz de abone olmayı düşünebilirsiniz çünkü müthiş keyifli bir seri olacak. Nasıl 5 yıl geçmiş aradan gerçekten bilmiyorum. Haydi yeni bir oyuna başlayalım. Survival diyeceğim, hayatta kalma diyeceğim. Zorluya gerek yok. Ve hikayeyi ufak tefek hatırlıyorum ama spoiler vermeyeceğim. Beraber her şeyi sıfırdan keşfedeceğiz arkadaşlar. Bakalım. Oyunu da muhtemelen unuttum. O kadar zaman geçti ki aradan. Ama dediğim gibi oynadığım muhtemelen en iyi survival oyunu bu. Bir şeyler dönüyor. Aynen, mümkün olduğunca spoiler vermemeye çalışacağım. Bir yandan da oyunun mekaniklerini de hiç hatırlamıyorum açıkçası. Keşfedeceğiz. Of, çok tehlikeli diyecektim havada uçan şey. Kafama indi. Yukarı çıkalım arkadaşlar. Yanmadan ya da yanarak. Hatta yandım galiba. Ne yapmam gerekiyor? Ha, solla. tamamen unutmuşum oyunu. Kendimi ateşin içine attım. Sağ klikle söndür. Okey. Çok iyi. Tutorial'da ölsek şahane olurdu. Güzel. Yangınımızı söndürdük. Acil durum kipinde başlatılıyor. Bilgisayarınız virüs yediğinde başlattığınız bir mod. This is considered an optimal outcome. This PDA has now rebooted in emergency mode with one directive: to keep you alive on an alien world. Please refer to the data bank for detailed survival advice. Good luck. Teşekkür ederim. Bu bizim bilgisayar yoldaşımız olacak. Tab tuşuyla menüyü açabiliyoruz. Solda oksijenimiz var arkadaşlar, canımız, açlığımız ve susuzluğumuz. Bunlar temel survival şeylerimiz olacak. Ve gördüğünüz gibi sistemler çalışmıyor, telsiz çalışmıyor, yardım çağrısı yollayamıyoruz. Bayağı bir sıkıntı var. 1-2-3'ten aşağıdaki hotbar'ı kullanabiliyoruz. Burada ufak tefek işte can doldurucu var gibi gibi. Haydi bir dışarı çıkalım bakalım neredeyiz, neler dönüyor. Çok güzel. Bu az önce kendimizi fırlattığımız uzay mekiği olsa gerek. Hayatta kaldık ama çakılmış bir nedenden. Nedeni bilinmiyor. Ve insan kalmamış içinde. Herkes ölmüş muhtemelen. Gezegende de bakalım insan var mı? Yabancı bir gezegendeyiz gökyüzüne bakarsak aşağı yukarı anlayabiliyoruz. Ve hiç kara yok. Oyunun arkadaşlar %98'i suda geçiyor. Ve özel yapan şeylerden bir tanesi bu oyunu. Wow, gerçekten çok özlemişim. Çok özlemişim. Böyle indik suya. Aslında görüş açısını değiştirebilirim. Yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar birazcık şeyi arttırabiliyorsunuz. Grafiklerden değildi ama görüş alanı 90'a çeksem, 75'e çeksem bakalım. Evet, biraz daha kolaylaştıracak gibi işimizi. Daha geniş bir alanı görebiliyoruz keşfetmek açısından vesaire. Ve suyun altındayız. Oksijenimiz azalıyor. Böyle bir dünyada kendimizi bulduk arkadaşlar. Geri inelim base'imize ya da girelim. Alttan girebiliyorsunuz böyle. Hoppa. Ve ne yapacağımıza karar verelim. Her şey bozuldu burada. Telsizi kullanamıyorum bozuk bir halde.
Bir tane crafter var. Gördüğünüz gibi malzemeleri craft edebiliyoruz. Buradan külçeler, kauçuk, cam, devreler, bakır teller, su yapabiliyoruz, arıtılmış su. Donanımlarımızı upgradeleyebileceğiz, oksijen tüpü vesaire bir sürü şey yapabileceğiz. Gibi. Crafting aletimiz burada. Ve şeyimizin gücü var yukarıda 75 gördüğünüz gibi. Buradaki şunlar, güneş enerjisi pilleri sayesinde basabiliyoruz bunları. Ve bu kadar. Bir tane de sandığımız var gördüğüm kadarıyla. İşaret fişeği, su ve yemek alabiliyoruz. Şimdilik burada durabilirler. Burada durabilirler. Yanılmıyorsam bakalım questler var mıydı? Ses kayıtları var. Bunları az önce dinledik. Mümkün olduğunca hikayeyi de takip ederek ilerleyeceğiz. Burası bizim evimiz. Ve burası crafting şeyleri. İlk yapacağımız şeylerden bir tanesi çok basit bir base yapmak istiyorum açıkçası kendime. Şunları kullanarak. Onları yapmak için de üretim aletini yapmamız gerekiyordu diye hatırlıyorum. Yaşam alanı yapıcısı, aynen. Tarifi iğnele dedim. Bununla başlayabiliriz. Pil, kablolama şeyleri vesaire. İnelim aşağıya. Titanyumdu bilmem neydi. Birkaç malzeme bulalım. Balıklar. Şurada bir şey mi yazıyor? Yazmıyor. O kadar çok vakit geçmiş ki oynayalı. Bu ne? Taşı kır diyor. Kireç taşı. Herhangi bir tuşa basınca parlamıyordu değil mi cisimler? Bu ne, quartz mı? Quartz, aynen. Birkaç malzeme toplayacağız şimdi temel. Burada metal geç. Neye benzediklerini de hatırlamam gerekiyor açıkçası. 107 oksijenim bitti. Hoppa. Şifle daha hızlı gidemiyoruz. Hayır. İlk yapacağımız şey sağ üstte gördüğünüz gibi. Birkaç tane elektronik şey yapacağız. İnventörümün boyutu ne kadardı? Ops, hep escape'e basıyorum tab yerine. İnventörün tuşunu hatırlamıyorum. B. Neyse, önemli değil. Ve bir tane ufak yaşam alanı yapacağız kendimize. Kutu. Sonra içine birkaç tane sandık atarız. Ekipmanlarımızı yapmaya başlarız. Su, yemek gibi ihtiyaçlarımızı karşılamaya başlarız. Titanyum niye göremiyorum? Bu kadar seyrek miydi titanyumlar? Okey, space tuşuyla yukarı doğru uçuyorsun. Çok iyi, hiçbir şey bulamadım. Rezalet. Belki de oksijen tüpü yapmalıyım ilk. Sıfıra inince oksijeniniz boğulmuyorsunuz. Böyle bir 5-6 saniyeniz oluyor. Şey yapmak için. Nefes almak için. Belki de bir oksijen tüpü yapmak daha mantıklı olabilir en başta. Hatırlamam lazım. Bakalım crafter'ımıza. Kaynaklar, malzemeler. Burada metalden titanyum yapabiliyorum aslında. Ama ben düz titanyum da toplayabiliyoruz diye hatırlıyorum yanılmıyorsam. Su geçirmez dolap. Bunları geç. Donanım. Oksijen tüpü. Bende oksijen tüpü var mı? Güzel soru. Inventory'yi açmayı bulmam gerekiyor. Burada envanter. Hiçbir şeyim yokmuş. Öncelikle oksijen tüpüyle başlayalım arkadaşlar. Şu anda 45 oksijenimiz var. Ve bakalım kaça çıkacak. Boru yapabiliyoruz. Hava pompası bunlara. Şu anda ihtiyacım yok gibi. Güzel. 75'e çıktı. Evet. Birazcık daha şey yapabileceğiz. Nefes alabileceğiz. Bir sonraki seviyesini yapmaya gerek yok. Bunu yapacağız arkadaşlar. Bilgisayar işlemcisi, kablo ve pil lazım bunun içinde. Bakalım. Bilgisayar işlemcisi, kablo, pil. Ama bir sürü şey gerekiyor. Bakır. Bakır gerekiyor bir sürü. Şu asit mantarından gerekiyor. Ve okey, gidip toplayalım. Asit mantarı şu olsa gerek. Okey. İnventörüme üst üste mi biniyordu bunlar yoksa... Ay, en azından başlangıç inventörüm nispeten geniş. Bunları topladık arkadaşlar. Şimdi bakır bulmam gerekiyor biraz. Shift'le hızlanmıyorduk değil mi? Yok. Bakır. Şunlar
Kanatlar yumurta, yaratık yumurtası geç. Birazcık açılalım. Oyunun amacı bu gezegeni çözmek. Burası ne? Nasıl geldik? Nasıl gidebiliriz? Bunları çözmek. Bir sürü gizem var oyunda. Hikayesi var. Bayağı bir hikayesi var aslında. Subnautica'nın. Şu olabilir Bakır. Ama önce bir hava almak istiyorum. Şu yamaçta. İnternetten de bakarım. Bazı kaynakları daha spesifik bulabiliyorsunuz. Bunlar değil. Değil. Neye benzediklerini vesaire çözmemiz gerekiyor. Hoppa, son anda aldık nefesimizi. Belki tarayıcı da yapabilirdim bu arada. O da güzel bir alet. Şeyleri falan açabiliyorsunuz. Bu arada çok derinlere geldim. Şu enkaza gidelim. Ne oluyor? Okey, agresifleşti. Ulaşma bana. Hayır, 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 hayır. Gerek yok. Şöyle çekilip dodge'layabiliyorum umarım. Şu anda seninle uğraşamam. Kılıcım hiçbir şeyim yok. Vuruyor mu bana? Saldı. Saldı. Belki buralarda bir şeyler vurabilirim. Kargolar. No. Tarayıcıyı ve parçalayıcıyı yapmamız gerekiyor buralardan biraz daha verimli. Malzeme toplamak için. Oksijen tipi güzel oldu. Şunlar sandık mıydı? Gerçekten hatırlamam gerekiyor arkadaşlar oyunu. İşaretleyici parçası. Hiçbir şey bulamadım. Kesinlikle orada lootlanacak şeyler vardı ama gözüme çarpmadı benim. Şeyde biraz yemeğimiz var. Bu arada fenerim de yok değil mi henüz? Fenerim yok. Balıkları yakalayabiliyorsunuz. Sonra onları malzemeye çevireceğiz. Yaratık yumurtasına ihtiyacım yok diye hatırlıyorum. Gerçekten bakır bulamıyorum. Kireç taşından buldum. Okey. Okey, bulduk. Şu taşları parçalamam gerekiyor. Gidip. Ama çok karanlık oldu. Hadi base'e dönelim. Hiçbir şey göremiyorum. Radyasyon. Radyasyon. Sıkıntı yok. Belki ışığı biraz açabilirim. Bir gıdım açabilirim. Daha net görebilmek için. Gamma. Yes. Evet. Biraz daha iyi oldu arkadaşlar. Kör olmayalım. Okey. Bakır taşlarını kırmam gerekiyor o zaman şey yapmak için. Şunu alabiliyor muyum? Alamıyorum. Birazcık yemek yiyelim şimdi. Su içelim. Çok yemeğim de yok aslında ama. Açta kalmayalım değil mi? Şurada olsa gerek. Can doldurucuyu da kullanıyorum. Canım fulluyorum. Yemeğimi yedim. Susuzluğa sıkıntı yok. Yangın söndürücüyü buraya bırakabiliriz. Şu anda ihtiyacım olmayacak pek de. Ve bakalım, belki tarayıcıyı önce yapmam gerekiyordur. Balığı pişirebiliyorsunuz bu arada. Balığı pişirdim. Yemek yaptım. Donanım olarak da bir şeye ihtiyacım yok şu anda. Yüzgeçler çok iyi olabilir. Beni hızlandıracak biraz daha. Ama önce belki ufak bir ev yapmak daha mantıklı olabilir. Kuvarstan cam yapabiliyorsunuz. Ve enerjimizin eridiğini görüyorsunuz yukarıda. Pilimizi yaptık. Güzel. Şimdi bir tane çip yapmam gerekiyor. Tarayıcı. Önce tarayıcı yapalım arkadaşlar ama feneri de yapmak istiyorum. İkisi arasında kaldım. İlk feneri yapalım çünkü çok karanlık şu anda dışarısı. Sonra da tarayıcıyı yaparız. Amacımız birazcık bakır bulmak şimdi. Akşam olduğu için etraf karanlık ama fener iş görecek gibi. O taşları kırmam gerekiyor içinde. Heh, buldum, tamam. Şunlardan bulmamız gerekiyor. Kireç taşlarından çıkıyor. Hatta akşam feneri açınca daha net görebiliyorsunuz. Hurdaları da toplayacağız. Bundan titanyum çıkıyor yanılmıyorsam. Birkaç şeyi oturttuk gibi. Çok derinlere inmek istemiyorum. Çünkü oksijen sıkıntısı yaşıyoruz. Daha yüzeyde bulabiliriz bence. Birkaç balık da tutacağım. Hoppa.
may have unexpected applications. Buraya girmiyorum şu anda. Bazı balıklardan su yapabiliyorsunuz, bazılarından yemek yapabiliyorsunuz. Hangisi hatırlamıyorum. Ama ufakları yakalayacağım en azından birkaç tanesini. Şuradaları toplayalım, bir sürü titanyum oldu. Biraz bakır da toplarsak tarayıcı yapabileceğim gibi. Oyunun %99 survival şeyi de zaten oksijen olacak arkadaşlar. İleride çok derin oksijen kaynaklarımız olacak. Ve onun haricinde araç gereç yapacağız böyle. İçine bindiğimiz denizaltılar, makineler. Onlarla hareket edeceğiz haritada. Ve yere kablolar da döşeyebiliyorsunuz yukarıdan oksijen çekip. Ama şu anda malzememi ona harcamak istemiyorum. Şu balık galiba su oluyordu. Hoppa. Haydi bakır. Hah, buldum. Tak. Titanyum geldi. Okey, rastgele geliyor. Ben de internetten rehber falan izlemedim. Kendim de hatırlamak istiyorum oyunu çünkü. Daha keyifli olacak. Taşına bir araç üreticisi parçası. Onu alamıyorum şu anda. Nedense. Taramam gerekiyor galiba. İnventory mi doldu? Kurşun. Şunları bıraktım. Şunu da kırdım. Altın bulduk, çok iyi. Çıkıyoruz. O büyük metal parçaları tabii ki deli gibi yer kaplıyor. O yüzden şey yapmak gerekiyor, dikkat etmek gerekiyor. Hoppa, yine ucundan kurtulduk. Şimdi bir sonraki hedefimiz bu tarayıcıyı yapmak. Şu ne? Bir şey değil. Ve çok basit ufak bir ev yapmak kendimize. Çünkü base'imiz aşırı küçük. Base bile diyemeyiz ona. Sonra yüzgeçleri de yapabilirim. Yani %15 yürüme hızı. Yüzme hızı daha doğrusu. Yürüme hızı yok bu oyunda pek. İşime gelebilir. Hoppa. Işığı bu arada neyle kapıyorum? Bunun şarjı var altta. Gücü var gördüğünüz gibi. Sağ klikle kapamanız gerekiyor. Enerji çok önemli oyunda. Enerji bayağı önemli. Dolabıma geldim. Daha doğrusu önce buraya gelelim. Bir tane daha pil yapmam gerekecek benim. Çok güzel. Kablo yapmam gerekecek. Bakır telim kalmadı. Şu balıkları pişiriyorum. Onları depoya atacağım. Ve yukarıdan gördüğünüz gibi her işlem yaptığımızda enerjimiz gidiyor aslında. Sabah doluyordu galiba enerji. Çünkü güneş enerjili şey var. Burada. Tarayıcıyı da yaptık. Kapsüller var. Aletler var. Aynen. Veri toplayacağız arkadaşlar. Etrafımızdaki yaratıklar, malzemeler üzerine. Ve bu tarayıcı da en aktif kullandığımız alet olacak muhtemelen. Şimdi o demir parçalarını ayırıyorum. Titanyuma çeviriyorum. Bunları kullanacağız. Temel yapı malzememiz olacak titanyum. Bir tanesinden 4 tane çıkıyor. Ne kadar toplamışım? Okey, çok iyi. Çok iyi. Bir sonraki hedefimiz... Bir tane daha pil yaptım. Sağ üstte gördüğünüz gibi. Gümüşe ihtiyacım var, hiç fikrim yok nereden bulacağız. Ve mercan disk örneği altın. Bayağı loot yapmamız gerekiyor arkadaşlar basitçe. Bir sonraki hedefimiz etrafta gezmek. Şeyi de yapacağım. Yüzgeç, kauçuk. Temel malzemeler ne gerekiyor hatırlamıyorum büyük bir kısmı için. Burada kontrolle depolayabiliyor muyuz? Shift, kontrol. Tık 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 yapacağım, hatırlamıyorum çünkü. Muhtemelen kısa yolu var. Bir tane su içtim. İçmedim, depoya koymuşum. Ve ilk sandığımızı doldurduk. Buraya çok sandık depolamak istemiyorum. Çünkü base yapınca arkadaşlar sandıklarımızı oraya koyacağız. Ama bir tane koyabilirim belki şimdilik. Bu arada suyun içine de atabiliyoruz bunu. Öyle olması lazım. Bakalım.
Yes. Gitme. Dur burada. Base'imizin tam altına koyduk. Kaybetmezsek şahane olacak. Buraya koyabiliyorsunuz. Tak tak tak. Bir de tarayıcım var. Birazcık yemek var. Suyu içebilirim. Süper. Şimdi içemedim. Ne yaptım ya? Yere atıyorum galiba. Yere atma. Sağ sol klik, bunlara alışmam lazım. Tüket sol klik. Okey. Niye susuzluğum artmadı? O kadarcık mı arttı? Peki. Bir yandan da şey oynadığımız için Planet Crafter. Tuşları farklı galiba. O yorabilir biraz. Alışmak en azından. Şimdi tarayıcımız var arkadaşlar. Her şeyi tarayacağız. Mercan diski. Bam. Ve bunu okuyabileceğiz şeyden. Oyunun detaylarından. Asit mantarı. Oku. Ne işe yarıyor? Nerede kullanıyoruz? Kıvrılan ot. Boğuluyorum. Oyundaki her şeyi taramaya çalışacağız. Çünkü tarifler açılacak. Öz tarama ne demek? F'e basıyorsunuz, kendinizi de bir tarıyorsunuz. Bu da önemli. Okey. Sıkıntım yokmuş. Şimdi balıkları da tarayabiliyorsunuz. Tabii koşturdukları için bu biraz daha zor. Koşmuyorlar aslında. Yüzdürtüyorlar. Yüzüyorlar. Hoppa. Kese balığı. Galiba bundan su çıkıyor. Kese balığından. O yüzden mor yelpaze. Bunların hepsini taramaya çalışacağım oyundaki her şeyi mümkünse. Güzel. Çok komik. Kahkaha attı. Gaz foku. Bu çok yaklaşmayın, gaz çıkarıyor diye hatırlıyorum. Çıkardı bile. Hadi. Yes, taradım. Bir sonraki tüp için ne gerekiyor acaba? Oksijen sıkıntısı yaşıyoruz. Daha derin yerlere gitme imkanımız yok. Hatta boğuluyordum neredeyse. O yüzden şey yapacağız. Yüzeyde takılacağız bayağı. Şimdi neye ihtiyacımız vardı? Yine bakır falan bulabiliriz. Biraz ne tarafa gideyim? Yönleri de hatırlamıyorum. Gemiye bakarsam anlayacağım yönü. Gemi buradaysa şu tarafa gideceğiz arkadaşlar. Şuralar fena değil. Biraz daha derinleşecek. Ve uygun kaynakları bulabileceğiz. Şöyle turuncu mercanlardan bulmam gerekiyor. O işime yarayacak. Onun dışında lootlayacağız ne varsa. Şu tarafa doğru gidebilirim. Bunlara aslında ihtiyacım yok. Çok fazla topladım. Su yosunu. Silikon. Aynen bundan yapıyorduk. Şunları topluyorum. Böylelikle yüzgeç yapabileceğiz diye hatırlıyorum. Buralar derinleşmeye başladı. Bu arada derinleşmeye başlamadı. Spoiler vermeyeyim ama aklınız durur. O kadar derine ineceğiz ki bu oyunda. O kadar derinlere ineceğiz ki aklınız durur. 30 saniye. Yani ben şok olmuştum ilk oynadığımda. Asla bitmiyor derinlikler. Ne alemde inventörüm? Biraz daha yer var. Evim nerede? Şurada. Biraz daha keşfedelim. Bunlara bulaşmıyorum. Bunlar biraz agresif. Hatta şeyi hatırlıyorum. Aa, vay. Şunları, metalleri arkadaşlar, bunlar parçalıyor. Parçalayınca da bir şey düşüyordu içinden. Sonra onu lootlamamız gerekiyordu. Anılarım canlandı şimdi. Hah, dişleri kırılıyor. Yes. Bunları toplayalım, ileride gerekecek bunlar. Hop, saldırdı. Bakayım. Yes.
Bu ileride şey yapacağız. Bu metalleri üstlerine atacağız. Bu yaratıkların. Isıracaklar ve dişlerini kıracaklar. Yıllarım sürmüştü, almıştı. Anlamak. Bu ne? Hoppa, kaptım seni. Dediğim gibi ileride bir yerde gerekecek o. Metali tarıyoruz. Hoppa. Şimdi, yüzgeçleri yapabileceğim galiba. O yosunlardan topladığım şey sayesinde. Birazcık daha hızlanacağız. Hız çok önemli. Tabii ki. Ama turuncu mercanları halen göremedim. Gözüme çarpmadı. Belki diğer tarafa yüzebiliriz. Evet, hatırlamıyorum. Elimden şeyi... okey. Elinizdeki aleti kapatınca da arkadaşlar daha hızlı yüzüyorsunuz. Bu da ufak bir detay. O yüzden yavaş gidiyordum nispeten. Şeyi tuttuğum için. Cihazı tuttuğum için. Bunu alamıyorum. Envanterim doldu. Gidelim. Yine bakır bulamadım ama sıkıntı yok. Buluruz. Hoppa. Ve balıkları pişiriyorum. Depoya atarım. Daha doğrusu aynen kese balığından su yapabiliyoruz. Kauçuk yapıyoruz. O ağaçtan bulduğumuz şeylerle. Aynı şekilde yağlayıcı da yapabiliyormuşuz ama kauçuk gerekli bana şu anda. Ve böylelikle yüzgeç yaptık. Çok güzel. %15 hız hiç fena değil. Oyunun başında. Otomatik taktı. Kalan şeyleri de parçalıyorum. Titanyumları. Ve bakayım. Mercan diski bulmam lazım. Gümüş bulmam lazım. Ve bakır bulmam lazım. Altın da gerekiyor aslında. 1 milyon tane şey gerekiyor. Enerjiyi bitirdik. Enerji umarım şey olacak. Bir sonraki gün dolacak. Nasıl işliyordu hatırlamıyorum enerji tam olarak. Bıçak yapalım bir tane. Satışırlarsa bize karşı koyarız. Onarım aletine gerek yok. Aynen. Yaşam alanı şeyine odaklanmamız gerekiyor bundan sonra. Su altı motoru bunları yapamayız şu anda. Havaya uçabilir dedi şey. Arkadaki uzay gemimiz var ya, çakılmış olan. O havaya uçabilir dedi, gözlemleyeceğim dedi. Peki, ürkütücü biraz ama bu arada balıkların şeyi gidiyor, bunları yememiz lazım. Üzücü bir şekilde dayanmıyor balıklar, yemekler. Bir kısmı dayanmıyor. Yere atma hançer. Diğer klik. Sol klik. Hoppa. Su da içtim. Vital signs stabilizing. Bunu atabilirsin yere. Güzel. Sandığım nerede? Umarım uçmadı. Burada. Bunları da koyuyoruz. Doldu mu? Okey, yapacak bir şey yok. Birazcık suya ihtiyacım olacak. O yüzden kese balığı görürsek onları yakalamam gerekiyor. Sevgili kese balıkları, bu arada pusulam da yok. O yüzden yön yarışı şu anda bilmiyoruz. Altın bakır arıyoruz arkadaşlar. Kuvars istemiyorum şu anda. Detecting sulfur deposits in the local cave systems. Boğuluyorum, boğuluyorum. Bir daha geleceğim. Sülfürden bahsetti. O mağaraya ineceğim, orada bir şeyler var gibi. Kuvars istemiyorum. Bakır istiyorum.
advised, a common complication for cave divers is loss of orientation, followed by eventual asphyxiation. Gümüş, çok güzel buldum. Altın da buldum. Çok iyi, bereketli çıktı burası. Okey, of süper. Hallettik. Yukarıdaki tarifleri yapabileceğiz gibi. Sadece... Hoppa, saldırmayın. Kuşakla dalabilirim de gerek yok. Turuncu şeye ihtiyacımız var arkadaşlar şimdi. Base'im nerede orada? Turuncu bitkiye ihtiyacım var. Birkaç tane de kese balığı tutabilirsem. Hoppa, buldum. Güzel olacak. Onlar tehlikeli, patlayacak. Hatırladım. Gördüğüm anda şey oldum zaten. Gerildim. Onların içinden agresif balıklar çıkıyor. Ve üstünüze doğru koşarak patlıyorlar. Şu andaki hızımla kaçma ihtimalim pek yok onlardan. Kafamda patlayacaklar her gördüğümde. Peki. Onu da topladık. Yani büyük bir kısmını yapabileceğim. Gerekli malzemelerin. Canımız biraz azaldı. Bu hoş değil. Ölünce ne oluyordu hatırlamıyorum çünkü. Game over mu oluyor? Su içmemiz gerekiyor şu anda. Ve bir şeyler tarayabiliyor muyum burada? Bir parça gördük diye hatırlıyorum. No. No, burada değildi. Neyse, önemli değil. Bir daha base'e gidelim. Ve canımız azaldı. Bunların hangisi güzel can kaynağıydı? Can kaynağı değil bunlar. Bunlar şey yapıyor. Can doldurucu ilk yardım şeyinden yapmam lazım. Bu arada yukarıda da derinliğimiz yazıyor arkadaşlar, bahsetmediysem. Bıçak ile yosunu mu kes? Aa, tutorial veriyor bana. Bunu da unutmuştum, iyi ki söyledi. Tamamen unutmuştum bunu yapabildiğimizi. O zaman mercana da vurmam gerekiyor galiba. Mercanlardan birine. O da olabilir. Ama turuncuyu görmedim galiba. Şuna vurarak olabilir mi? Bir şeyler geldi, bir saniye. Aynen, vurmam gerekiyor. 5 sene sonra hafızam yavaş yavaş gelecek. Oyun hafızam. Şimdi bir tane can doldurucuya ihtiyacım var. Her şeyden önce. Burada her gün beliriyor muydu bir tane? Öyle bir şey de olabilir. Galiba beliriyor. İnventörüm dolu. Burası da dolu. Şunu yiyelim. Can doldurucuyu aldım. Bunu da kullandım. Canımız birazcık doldu. Bir tane balık şey yapacağım. Susuzluk birazcık yoracak oyunun başında. Açlık değil de. Şey, koleksiyonumuz olmalı. Su üreten balığın. Onlardan bayağı toplamalıyım. Okey. Bir daha su içtim. Dolmuyor bile susuzluğum. Onlardan bayağı toplamalıyım. Çürüyen su yosunu mu? Örneği. Onları ne yapıyorduk? Lif örgü. Okey. Şu anda ihtiyacım yok. Yapalım. Yapalım birkaç tane. Ve kablolama setimiz geldi. Bir tane bilgisayar işlemcisi. Bir de şundan yapmak gerekiyor. Bunun için mantarları kullanacağım. Buradan. Tak. Tak. Bu arada burada suyum varmış. Onu da içiyorum. Bu da geldi. Sadece arkadaşlar bilgisayar işlemcisi kaldı. Bunda mercan diski ve bakır tel lazım.
Lifurgü'den de can doldurucu yapabiliyorum aslında artık. Bunların hepsini yaptık. Aa, bir tane daha çanta yapalım. Ufak cana. Titanyum lazım iki tane. Onu da buraya bırakacağım. Karaya bırakabiliyoruz galiba emin değilim. Bırakamıyoruz. Buraya attım. Altınım var. Bakırım yok sadece. Mercan örneği. Bu değil istediğim şey. Bunu içtim. Meraklı balık çok iyiymiş. Hem açlık gideriyor hem susuz yer atma. Hem de susuzluk gideriyor. Neye benziyor bakayım? Hiçbir şeye benzemiyor. Tarif etmek zor. Tükettim. Güzel. Yani şimdi hedefimiz bakır bulmak ve o mercanlardan bulmak. Bakır buluyoruz ya. Şöyle birazcık şeylere gidersem. Meraklı balık. Bunlardan toplayabilirim. Tipini tanıdım. Hoppa. Hem susuzluk hem açlık gideriyor. Olmadı. Sıkıştım. Sıkışma. Bakır buldum. Bir şey mi saldırdı bana? Bir şey ısırdı. Hoppa. Fenerimizi de bitirmeyelim. Şimdi neye vurarak o mercanı alacağımı çözmem gerekiyor. Kesinlikle turuncu bir mercan bulacağız diye hatırlıyorum. Oradan geliyor olması lazım. Bir yandan da şu mağaralara girip bakır avlayacağız. Bir şey patlayacak galiba. Geliyor. Patlamadı. Geliyor. Hayır! Bir tanesinden kaçabildim. Diğeri patladı kafamda. Yapacak bir şey yok. Onların kaynaklarını kırabiliyorduk diye hatırlıyorum. Kurşun. O kim? Sülfür aldım içinden. Alayım. Stoklayayım. Bakır da bulduk. Çok güzel. Ops, geliyor bir tane daha. Bu arada yenideki şeyi kaldırmam gerekiyor. Hızlı kaçabilmek için. Kaçtım. Kaçtım. O da bitti. Bayağı bakır geldi. Şu mercanı bulmam lazım. Olmadı, bir sonraki bölüm buluruz. Biraz internetten araştırma yaparım. Çünkü bazı şeyleri bulmak yıllarınızı alabilir eğer internetten bakmazsanız. Şuradaki kalıntıya bakacağım. Bu arada kalıntılarda da güzel tarifler bulabiliyorsunuz. Hatta oyunda çok spesifik yerlere gitmeniz gerekiyor bazı şeyleri açabilmek için. Tarifleri. Onlardan biri olabilir mi bu? Olabilir. Şu kapıları falan açıyor olabilirsiniz. Çok hatırlamıyorum. Döner koltuk mesela bulduk. Hiç ihtiyacım olmayan bir şey ama. Neden olmasın? Hoppa. Tarifini açtık. Kocaman mercan borusu. Sen bunu kırsam. Yok. Diğer mercandan çıkıyor. Bundan vursam. Hayır. Biraz daha açılalım arkadaşlar. Şu tarafa gidelim. Bu arada susuzluğum... Susuzluğum hiç hoş değil. Ölmek istemiyorum. Yanıyorum. Oraya da gitmiyoruz. Çok sıcak orası şu anda. Çok sıcak. Şu balığı yakalamam lazım. Hoppa. Boynundan tuttum. Var mı inventörümde yer? Var.
Birkaç tane daha o balıktan yakalayacağım. Bir yandan da mercana bakacağım. 60 metreye geldik bu arada. Oralara inmiyoruz şu anda. Evet, bizi aşıyor 60 metre. Bu oksijen kapasitesiyle çok zor. Şunları kaçırmayacağız işte. Bunlardan arzuladığımız madenler geliyor. Ve böyle yamaçlarda, kenarlarda bir şey saldırıyor. Daha kolay toplayabiliyorsunuz bakırdı, bilmem neydi. Muhtemelen oralara inmiyoruz. Gidip su yapalım. Şey için internetten bakmam gerekecek muhtemelen. Mercan için. Belki çok basit bir yerdedir. Benim gözüme çarpmıyordur ama. Gidip su yapalım hızlıca. Yoksa su dolu bir gezegende susuzluktan öleceğiz. Şunu da yakalayayım. İstediğim balık. Bir tane daha yakalayayım. Hatta su stoklayabiliyoruz. Sular bozulmadığı için. Sıkıntı yok. İstediğimiz kadar toplayabiliriz. Ne kadar uzaklaşmışız. İlk bölümlerde çok açılmayalım. Hoppa, ben geldim. Şimdi üreticiyi kullan. Bakır teli de yaptım. Altın burada bir yerde depolamış olabilirim. Şunları parçaladım. Su üretiyoruz birkaç tane. Enerjimiz yeniden depolanmış, stoklanmış. Ve meraklı balıktan da yapıyorum. Susuzluk, açlık. Her şeyi gideriyor. Okey, uçurduk her şeyi. Can doldurucu geldi mi bir tane daha? Yok, %92'de. Ben bir mercana bakıp hızlıca geliyorum. Evet, baktım birazcık. Yamaçlardan topluyorlar arkadaşlar. Böyle denk gelmemişiz demek ki. Henüz ne yazık ki. Birkaç bir şey daha depolayalım buraya. Keşfede de muhtemelen karşımıza çıkacak bir noktada diyorum. Yapacak bir şey yok. Şunun dolmasını bekliyorum. Bir gıdım daha can dolduracağım. Çünkü sadece o lazım şu anda. Evimizi inşa etmeye başlamak için. Güzel. Sandıklar birazcık geziyorlar gibi ama idare eder. Bu arada ikisi de doldu. Bir tane daha yapmak şu anda istemiyorum. Bir gıdım derinlere gideceğiz şimdi. Bir gıdım. Ve oradan yamaçlardan bir yerlerden bulmaya çalışacağım. Örneği. Aynen şuraya doğru inebiliriz belki. Nispeten turuncu bir diski andırıyor. Kenarlarda, köşelerde bulabilirsiniz diyorlar. Bir gıdım derinlere gitmemiz gerekebilir. Ben o kadar kompleks bir şey olduğunu hatırlamıyorum ama... Ve ben kılıçla söktüğümüzü hatırlıyordum, öyle değilmiş. En azından canımız, susuzluğumuz, her şey okey. Hoppa. Denizaltı aracımızın bir parçasını bulduk. Bir tane daha bulduk galiba. Bunu craftlarsak %67, iki tanesini bulduk. Çok iyi.
Çok iyi. Bu arada boğuldum galiba. Gerçekten hiç bakmadım. Üzdü. Ne oluyor boğulunca onu da görmüş oluruz ilk bölümde. Ölmek hoş olmadı ama. Game over olmuyorduk umarım. Eşyaları düşürüyorsak da hiçbir sıkıntı yok çünkü düşürmüyoruz sanırım. Okey. Şuradaydık hemen. Sıkıntı yok. Galiba direkt base'e geliyorsunuz. Hiçbir şey olmuyor olabilir. Ölünce. Emin değilim. Bakarım internetten. Evet, bayağı paslanmışım. Şey yapmak gerekecek. Suyu yere atmışım. Pratik yapmamız gerekecek. Oyunu hatırlamak açısından. Şeyin iki parçasını bulduk şimdi. Su altı aracımızın. Onu yapmaya çok var muhtemelen. Altını da buldum. Bunlar nedir? Bilmiyorum, aldım bir tane elime. Altını da bulduk. Okey, sadece o kaldı dediğim gibi. Sevgili, kıymetli Mercan. Şu nedir? Tuz çökeltisi, özel donanım gerekiyormuş. Yamaçlarda çok şey var ya. Kaynak var. Aynen. Şura altını da buldum. Bir sonraki oksijen şeyine mi baksam ya? Gereksiz bir şekilde derinlere dalmaya çalışıyorum. Ve arzuladığım şeyler burada değil gibi. İlk bölüm şeyi yapmayı çok isterdim. Base'imizin ilk parçasını en azından. O yüzden inat ettim biraz. Bulmak istiyorum Mercan'dan. Su altı motoru parçası. Bunu da inceleyelim. %50. Bir tane daha bulursam. Yaratık yumurtası. Bu kadar yaratık yumurtaları yoktu. Oyunu değiştirmişler mi birazcık acaba? Hatırlamıyorum yaratık yumurtalarının bu kadar çıktığını. Mercan plakası değil istediğim. Muhtemelen burada bir yerde. Biraz daha zorlayalım. Bulacağız. Bu arada yer altında, su altında farklı biyomlar var diyelim. Böyle farklı yaşam alanları, bölgeleri. Hepsinin kendine özgü yaratıkları, kaynakları var. Onları keşfedeceğiz. 7-8 tane olması lazım oyunda. Bayağı var çeşit. Şu anda çok keşfetmedik bir şey. Kırk metredeyiz. Tamamen şeye odaklandım ya. Yosun bulmaya çalışıyorum. Mercan bulmaya çalışıyorum. Kesinlikle bir şeye atlıyorum. Bu kadar kompleks değildi çünkü. İlk base'inizi yapabiliyordunuz. Nispeten kolay bir şekilde. Olmadı, ben bulurum şimdi. Keserim orayı. Saatlerce aramamıza gerek yok beraber. Inventory'imde yer var.
şuraları lootlayalım. Görmüşken. Tuz çökeltisi. Bu da yine. Evet arkadaşlar, baktım. Şunlarmış ya. Mercan diski. Bıçakla alıyormuşsunuz. Çok basitmiş. Ben gereksiz kasmışım. Ama neyse, bir sürü malzeme toplama fırsatımız oldu. Böylelikle base'imizi yapabileceğiz şimdi. Base bizim base'in etrafında da varmış ama 650 metre uzağa gittim. Bakayım inventörüme. Güzel, bir sürü şey de bulduk. Şu yosunları taradık mı? Tarayalım. Okey. İşimize yarayacak çünkü bunları taramak. Şunları taradık mı? Taramamışız. Zaten bunlardan ne yapacağını öğrendik. Ama yine de tarayalım her şeyi. Güzel. Base'de görüşürüz o zaman. İnşa edeceğiz şimdi. İlk evimize. Evet, geldik. Quantum patlama gerçekleşti. Oh. Okey, hava uçacak galiba. Dokuz, sekiz, yedi. Bu gezegen çok mu yakın bana böyle geliyor? Hoppa. Ne yazık ki reaktör patladı. Yapacak bir şey yok. Okey, radyasyon başladı şu anda. Onun şeyi patladığı için şey giymemiz gerekecek. Radyasyon elbisesi yapmamız gerekecek kendimize. Onu bir sonraki bölüm yaparız. Şimdi sonunda bakalım. Lif örgü. Bundan yapabilirim aslında şuma giysisi. Lif örgü için neyse, birazdan bakarız. Bilgisayar işlemcimiz de geldi. Biraz uzun sürdü ama sonunda başardık. Sağ üstte gördüğünüz gibi. Bütün her şey hazır. Ve kendimize bir yaşam alanı yapıcısı yapıyoruz. Yapıcısı yapıyoruz. İşte bu. Bakalım. Nereye koyacağımıza karar vermedim. Şimdilik öyle göstermek istiyorum size sadece. Yapmayı da hatırlamıyorum aslında. Üst parçaları, dış modüller, enerji falan sağlayacağız buna. Sandalye tarifini bile açtık. Temel. Temel mi? Direkt kutu kutu koyamıyor muyduk? Enteresan. Açmadık mı acaba tarifini? Dolap yapabileceğiz. İşte bu. Duvar dolabı. Büyük dolap. İşte bunu seviyorum. Güzel bir base yapacağız. Nereye yapacağımıza karar vermedim şu anda. Bakarız. Buru değil. Temel ne demek ya? Ha, zeminden şey olmalı. Böyle koyuyorsunuz arkadaşlar. Bir sonraki bölüm bakacağız bunlara. Parçalayabiliyoruz diye hatırlıyorum. O yüzden şimdi koyayım. Onu inşa ediyorsunuz. Oksijen bitti tabii ki. Ve içinde rahat rahat yaşayabileceğiz, takılabileceğiz. Ama şu anda yapmayacağım. Bir sonraki bölüm yapacağız. Zaten burası çok da düz bir yer değil. Düz bir yer olsun ki daha uygun bir şekilde yapabileceğiz. Q'yla da kaldırabiliyorsunuz. Vesaire vesaire. Bunu inşa edeceğiz arkadaşlar bir sonraki bölüm. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.